Selam arkadaşlar, Zeynep'in Çeyizi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çekecek olduğumuz videomuzda yapacak olduğumuz daha doğrusu Efe oyası ve pullarla birlikte böyle süslenilmiş bir yazmamız olacak. İster bebek yüzü, ister kanal örtüsü. Ama ben sadece dört köşesine koyacağım. Köşelerde bundan olacak. Araları bu şekilde olacak. Hem grubumuzun, sihirli iğneler grubumuzun etkinlik oyamız olacak. Hem de yapmak isteyenlere fikir amaçlı, öğretmek amaçlı, göstermek amaçlı bir video çekmek istedim. O zaman başlayalım. Şimdi ben bu köşeyi ayarlamıştım. Şu köşeden gelmek istiyorum ben size. Benim yazmam arkadaşlar dikişliymiş. Hani dikişli yazmalarda hani olur mu, olmaz mı, kötü mü olur, nasıl olur deniyor. Hani kötü de olmuyor. Bir şey olmuyor yani. Güzel oluyor. Gerekli malzemelerimiz pul. Makasımız. iplerimiz. Ben iki çeşit yaptım. Siz istediğiniz çeşit de yapabilirsiniz. Çok pardon. Ben şimdi şuradan başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zürafa yaptım. Zürafanın başına döndüm. Gel bakalım sen. Bir tane pul takıyorum. Şu an netleşsin diye bekliyorum. Sanırım puldan daha çok şey yapıyor. Evet, şu an netleşti. Sanırım pul parlak olduğu için otomatik kendini ayarlıyor parlaklık. Şimdi bu şekilde biraz uzun bir pirik halinde pulumuzu tutturduk. Ve aşağıya indim. Şu şekilde. Sonra yine tekrar bir zürafa yapıyorum. Tekrar zürafanın içine bir zürafa yapıp pulumu takıyorum. Pulum arkadaşlar, pullarım demir değil. Yani şey, plastik. Ama yalnız biraz kalın plastik sanırım bu. Ben bunu ütüledim. Hani yanıyor, bükülüyor falan dediler. Normal ütüledim. Şey olmadı. Göstermek istedim. Hani çok bastıra bastıra ütülemedim ama ütüledim. Hiçbir şekilde bükülme olmadı. Şöyle göstereyim. Ama hani bükülüyor, ütüsünde sorun yaşayanlar var. Hani illa bükülüyor, zor oluyor, hani yanıyor falan diyorsanız ıslak bir bezle hani ütü yapacağınız kısmı, o yanın üstüne ıslak bir bez koyup da ütülerseniz belki yanmayabilir, deneyebilirsiniz. Benimkiler plastik ama hani sanırım kaliteliymiş biraz. O yüzden belki hani kalite açısından da fark ediyordur. Ben arasına ağır bir şey yapmak istemedim. Diğer hani pul modelleri de çok güzel ama biraz ağır kaçacak. Zaten hani köşemiz başlı başına güzel. Tamamen oraya odaklandım. Hatta şunu şöyle koyayım ben. Şu şekilde dursam acaba benim işimi engeller mi? Şöyle deneyelim. Evet, ben biraz yaptım. Köşeye döndüm. Köşeye 10 tane zürafa koydum. Şurada bir iki tane daha sizle yapıp Efe modelimizi çıkartalım. Her zürafanın içine
Yapıyorum ben pirpirik. Diyemedim de pirpirik. Allah'a şükür. Evet, şuraya bir tane daha sıkıştırmak istiyorum araya. Evet, şurayı da yaptık mı? Bitiyor arkadaşlar. Önce kısa yapmıştım arkadaşlar. Denedim, bakın çok kısa duruyor. Ama uzun böyle sanki daha şey gibi durdu. Hoşuma gitti. Daha uzun böyle sallanıyor ya. Daha hoşuma gitti. Hatta şuraya sık mı dedim. Şuraya bir tane, iki tanesini böyle bu şekilde zürafa koyup araya yaptık. Azra'yla beğenmedik, kızımla birlikte çok seyrek oldu diye. Biz hani her zürafanın içine bu şekilde yaptık. Evet, her neyse. Efe oyamıza da başlayalım. Ben ilk etapta koyu ile başladım. Köşeye 10 tane zürafa yaptım. Şu 10 zürafanın ikisini kullanacağım. Tam köşeye gelecek şekilde iki tane ayarlayıp bu iki zürafanın içine üç tane zürafa yaparak başlıyoruz. Bakın üç zürafa yaptım. Başladım. Burada yazmanın bu şekilde ezikliğine bakmayın. Çünkü ben burada başlamıştım. Birkaç model denedim. Kestiğim için hatta o yüzden bu şekilde birazcık ezilme oldu. O kadar hani dikkate almayın. Çünkü şu köşede yok bakın. Şurada bir şey yok. Şimdi başa döndüm. Ortadan arttıracağım. Bu şekilde 4 sıra yapacağım. Ortadan arttırdım. Baştan arttırmadım. Şu şekilde. Başa döndüm. Ortaya geldim. Bir tane arttırıyorum. Başa dönmeden bir tane daha yapıyorum. 3 tane zürafa elde ediyorum. 3 zürafayı sabit bir şekilde 4 sıra götürüyoruz. 1, 2, 3. Şu an 4. sıraya geldik. Şimdi bir tane daha yapacağım ortadan arttırma. Evet. 4 sıra yaptık. Şimdi tekrar başa geliyorum. Baştaki zürafamın içine 3 tane zürafa yapıyorum. 1. Biraz iri yapıyorum çünkü daha net görün istiyorum. 2. Üç. Şimdi başa döndüm. Başta arttırıyorum. Bu kez ortadan arttırmıyorum. Sonda arttırıyorum. Evet bak. Bir başında bir sonunda arttırdım. Tekrar başa döndüm. Şimdi arttırıyorum. Arttırmadan devam ediyorum. Şimdi arttıracağım bir tane daha. Bakın. Başa döndüm yine. Arttırıyorum.
karıştırmadan devam ediyorum. Şimdi kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4. Bunu 5 sıra yapacağım. Bir sıra daha yapacağım. Bunu bitireceğim. 1 yaptık. Arttırıyoruz. Arttırmadan devam ediyorum. 1 tanesi bitti. Ben şunu şuradan keseceğim. Şundan da kurtaralım. Şimdi ben bunun aynısını yapayım. Geleyim. Evet, ben şimdi bunun aynısını yaptım. Tamamladım. Bu şekilde ip yürüteceğim şuradan. Bu sefer açık renk ip kullanacağım. Şu şekilde en başı tutturdum. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Sadece düz her zürafanın içine zürafa yapıyoruz bu şekilde. Çekmek istiyorum. Evet. Direkt geçiyorum bu tarafa. Sadece bir tane burada arttırmak istiyorum. Tek bir tane. Şu şekilde. Şunlardan da kurtuldum. Dolaşıyor. Elim ayağım. Ortada hiç arttırma yapmayacağız. Sadece bir tane burada yapmak istedim. Çok pardon arkadaşlar. Şimdi sonda arttırma yapıyoruz yine. Modelimizin düzgün bir şekilde yelpaze gibi durması için sürekli bu arttırmayı yapmak zorundayız. Yanlardan hep bir arttıracağız. Şimdi ipimizi yürüterek başa geçiyoruz. Şimdi bir tane burada arttırma yapıyorum. Arttırma yapmıyorum, bozuldu. Ben onu düzelteyim arkadaşlar, bir dakika. Evet, geldim. Ben burada bir tane arttırma yaptım. Şurada problem yaşadım. Ama yine de toparladım. İnşallah tekrar yine yaşamam aynı aksiliği.
Şu an kesinlikle orada da arttırma yapmıyoruz. Bunu bu şekilde 3 sıra tamamlayacağım. Ben çok vakit kaybetmemek için bu 3 sırayı tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Şurayı tamamlayacağım, geleceğim. Evet, şimdi 3 sıra gittim. 1, 2, 3 sıra. Şimdi şu küçük şuradan göstereyim. Şunu yapacağız. Yine kendi renginden başladım. Yine 3 zürafa ile başlayacağım. Baştakine 2 zürafa yapıyorum. Arttırma şekli gibi yine arttırma işlemini. 2. Yanındakine de 2 yapıyorum. Toplam 3 tane zürafa elde edeceğiz. 3 ile arttıracağız çünkü. Yine baştan arttırıyorum. Sondan arttırıyorum. Başa geçtim. Başta arttırıyorum. Sadece başta ve sonda. Başta ve sonda arttırıyoruz artık. Hep öyleydi zaten. Sadece şu dipte ortadan arttırmamız vardı. Bir, iki, üç, dört. Bunu da 5 sıra tamamlayacağız. Evet, bir tane daha arttırma yapacağım şurada. Şimdi arkadaşlar, buraya bir tane yaptım. Bir tane şuraya yapacağım. Maviden, açık maviden bir tane buraya yapacağım. Bir tane sonra yapacağım. Koyuları da ara yapacağım. Bu şekilde toplam 5 tane. Bu şekilde toplam 5 tane yapacağım. Önce başa, ortaya ve sona açık renk. Aralara koyu renk. Burayı ben tamamlayıp hemen geleyim. Yoksa hani çok çok uzun olacak gerçekten. Videomuz. Evet arkadaşlar, ben toplam 5 tane yaptım, geldim. 3 zürafa ile başladım. 5, 1, 2, 3, 4, 5 dipten 5 sıra çıktım. Yani toplam siz şuradan sayıyorsunuz bazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zürafa olana kadar arttırılacak. Evet, şimdi koyu renkli ipimi taktım. Şuradan bir ip parçası, koyu ip parçası bıraktım. İp yürütme için yine başta arttırıyorum. Sadece düz zürafa yapıp birleştireceğiz. Şimdi şuraya kadar göstereyim ben. Yine tamamlayıp geleceğim. Geleyim, geleceğim. Yapması çok zevkli. Gerçekten çok zevkli bir iş. Evet, şimdi direkt şuraya geçeceğim. Hiçbir şekilde arttırma, herhangi bir şey yapmıyoruz kesinlikle. Bakın.
Bu şekilde 3 sıra zürafa yapacağım. Sonra en üzerine pullu kısmını yapacağız ve modelimizi bitireceğiz. Şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ben böyle bu şekilde tek sıra halinde şu 3 sırayı da pardon çok pardon 1-2 sırayı yaptım. Şurada 3 deyince aklım 3'e gitmiş. Şu 2 sırayı da tamamlayıp geleyim ben hemen. Evet arkadaşlar, 2 sıramı da yaptım. Geldim, tamamladım. Şimdi sıra geldi bunun en güzel yerini yapmaya. Neredesin? Neredesin? Heh. Şimdi üzerindeki pulları yapacağız. Şimdi ben ipimi tutturdum. Zürafanın için. Burada artış yapmıyoruz artık. Son sıradayız. Yanındaki zürafaya hemen bir zürafa yapıyorum. Şu ipten hemen kurtulalım. Yine geri gidiyorum. Bir tane pul takıyorum. Şekilde. Aksilik yaşıyorum sanki. Bir saniye arkadaşlar. Zürafa yaptım. Başa döndüm. Bir tane pul takıyorum. Birini ayarlıyorum. Şu şekilde. Hemen yanındaki zürafaya iniş yapıyorum. Onun yanındakine hemen zürafa yapıyorum. Hemen başa dönüyorum. Bir tane pul alıyorum. Hemen pipirimi yapıyorum. Şekilde. Başa döndüm. Tane pul aldım. Birimi yaptım. Bakın arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde yine tamamlayıp geleyim. Artık sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, bitirdim. İki tane efoyamız oldu. Köşelerde çok şık duracak. Şöyle şu şekilde. Şöyle göstereyim, arkası böyle. Önde bu şekilde. Arası da pullarımız şıkır şıkır. Şöyle göstereyim. Şimdi ütülenince daha güzel duruyor. Daha şu ütülenmiş hali, şu ütülenmemiş pipirikler illaki dengesi kaybedip bir şekilde ütüleyince daha düzgün oluyor. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Yeterli. Videomuzun sonuna geldik. Çok da güzel oldu. Gerçekten ben kendim çok çok ama çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenmenizi umuyorum. Destek olmanızı bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.